Megaron'un 10. bölümünden merhabalar. Bugünkü programımızda geçen hafta ipuçlarını verdiğim bir konuyu ele alacağız. Özellikle korona sonrası bu yeni dünyada kentsel tarım mevzusu çokça karşımıza çıkıyor. Öyle ki birçok yerel yönetim bu konuda mevcut girişimlerini geliştirdi veya yeni girişimlerde bulundu. Balkonlarında sebze veya yeşillik yetiştirenlerin sayısı o kadar arttı ki mesela Mersin'deki fidanlıklarda toprak kalmadı. Bunların dışında mimari ve kentsel tasarım alanında da her ne kadar Covid öncesi dönemde kentte tarım yapma mevzusu ele alınan ve çok sık da ele alınan bir konu olsa da şu anki süreçte bunların daha böyle koronayla ilişkilendirilerek tekrar önümüze geldiğini söylemek mümkün. Tüm bu konuları kent araştırmacısı sevgili Melike Selin Durmaz Ekenler ile konuşacağız bugün. Melike hoş geldin. Hoş bulduk Sema. Programına konuk olmak şahane. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim katıldığın için. Biz bu arada 16 Haziran günü akşam saat 10.30 sularında programı çekiyoruz. Siz gündüz izliyor olacaksınız ama böyle bir gece kaydı olmuş oldu. Evet. Şimdi istersen bu tarım mevzusuna biraz böyle ilk başta daha bir derine giderek hani bu ilk yerleşimler, ilk şehirleri falan da ele alarak bir başlayalım. Hı hı. Şimdi insanlığın yerleşik hayata geçişi, köylerin, kentlerin kurulması, bütün organizasyonun planlanmasının başlangıcı aslında işte tarım mevzusu. Ve biliyoruz ki yanı başımızda Mezopotamya'da köyler kurulmaya başlandı. Sonrasında Çatalhöyük'te daha karmaşık bir kentsel sistem karşımıza çıktı. Bunların hepsinin sebebi tarımdı. Ne oldu da günümüze kadar bu süreçte kent planlamasındaki genel yaklaşımda tarım çok kentin dışına itildi. Böyle kırsala dair bir şey oldu. Şimdi de önümüzde hani böyle daha mimari projelerde ya da kentsel tasarım projelerinde İşte yeni bir şeymiş gibi sanki sunulmaya başlandı. Bu konuda ne söylemek istersin? Yani bu belki programlarca konuşulabilecek harika bir seri olabilir. Çok güzel bir girizgah yaptın ve gerçekten bunun üzerine mesela en az 5 program boyunca konuşabiliriz bence. O yüzden ben çok uzatmadan temel köşe taşlarını koymaya çalışayım. Hani kent tarihçisi olmak başka bir şeydir. Ben daha böyle plancı kentsel tasarım alanlarında aldım eğitimimi ama tabii ki hep içinde olduğumuz, konuştuğumuz konulardı bu. Hem kentin işte ilk kurulma süreçlerinden itibaren insanların, toplumların doğa ile ve toprak ile kurduğu bağın dönüşümü ve ardından gelen de o bağın yitimi. Ve farklı farklı kentler ve bir süre sonra o ilişkisinin değişen boyutuyla birlikte çeşitli konsept kent yaklaşımları, işte 18. yüzyıl, 19. yüzyıl, fakat oralara gelmeden dediğin gibi ilk yerleşmelerden bugüne ben de son zamanlarda hep bunu değiniyorum ama en hani merkeze alacağımız şey, bugün günümüz projelerinde inceleyeceksek, toprakla ve doğa ile kurulan bağ. Yani o bağın ilişkiselliği, ilişkisi. Hani biz kentsel tasarım ölçeğinde hep insan merkezli yaklaşım, insan ölçekli mekanlar deriz. Orada belki de insan demeyi bırakmamız gerekiyor artık. Çünkü o insan doğanın çok ya da işte doğal alanların, doğal parçaların, kentteki doğaların önüne çok geçiyor. İnsan zaten bir, hangi insan ve insanlar? İkincisi de insan ölçeği bu kadar mühim olduğu sürece, biz o paradigma değişikliğini yapmadığımız sürece zaten sorunu beslemeye devam edeceğiz. Bir takım şeyleri geciktirmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla orada insan yerine ilişki konulmalı sanki. O ilişki de hani insan doğa, insan toprak, insan hani biraz daha o çemberi genişletmeye yönelik olmalı sanki. Tabii toprak hep çok önemliydi ve toprağın kontrolü aslında yerleşik sisteme geçmekle birlikte başlıyor ve hani bugün tasarım diye özetleyebileceğimiz o içgüdü ve davranış biçimi, yönetme biçimi, toprağı yönetme biçimi aslında bir tasarım. Yani bugün kentsel tasarım ya da tasarım projeleri ya da mimari tasarım kelimelerini, şeylerini, cümlelerini kurarken oradaki tasarımın yabancılaşmayalım o kelimeye. O ilk andan itibaren toprağın yönetimi başladığı anda, kent kurulmaya başladığı anda o tasarım ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bugün mesela kentsel tarım faaliyetlerine baktığında yerel yönetimlerin bir tasarım problemi ve bir tasarım meselesi veya bir tasarım niyeti var. Ve bunlara yönelik ayrışıyor aslında birbirinden bugün. Çünkü daha birkaç sene önceye kadar, onu da geçen gün bana Ulaş hatırlattı, biz kentte tarım istemiyorduk. Bütün şehir yaptık her yeri. Köyler mahalle oldu. Ve dolayısıyla zaten itmekteydik tarımı ve kırsala yönelik bir bütündü. Ama bir yandan da bir o kadar da ihmal ediyorduk. Bu ihmalkarlığa akademik camia da dahil, araştırmalar da dahil. İşte kente odaklandık, tasarım dedik, dönüşüm dedik, future cities dedik, sustainability dedik, hani bu sürdürülebilirlikler, ekolojik. Bugün de benzer şeyleri yapıyoruz, evet, ama o kırsaldaki hani üretim, tarımın durumu, aslında tarım politikalarının ne kadar kentleşme politikalarıyla iç içe olduğunu giderek daha iyi anlamış durumdayız. Özellikle son yıllarda hani hem kentsel hareketler ölçeğine baktığında hem yerel yönetimlerin sorumluluk sahalarına baktığında hem de projelerine baktığında bir o kadar kent-kır ayrımı çok keskin haldeyken giderek onu hem olumlu hem de olumsuz bir takım gelişmelerle eritmeye başladık. Dolayısıyla bugün tekrardan gündemimizi almamıza da birazcık hani hem Covid dönemindeki bir takım halk sağlığı kaygılarımız hem de gıda ile ilgili eşikteki veya yaşamakta olduğumuz gıda krizi ve gelmekte olan ve yine yaşamakta olduğumuz iklim kriziyle ilgili vermekte olduğumuz sınavlar ve daha da vereceğimiz olanlar sanırım gündeme daha çok almamıza neden oldu. Yani tarımı ve gıdayı ayrıştırmamak lazım. Burada hani kent için gıda üretimi, o kentin iaşesi meselesi çok mühim. Çünkü dünyada kentlerin oranı giderek hani artmış durumda. Kentsel alanların yoğunluğu, kentsel nüfus artmış durumda. Dolayısıyla onları doyurmak, kentte gıdanın tasarımını, yani gıda döngüsünün tasarımını, üretiminin, tedariğinin, tüketim alanlarının, tüketim noktalarının tasarımı mevzusu artık kentsel tasarım projelerinin gündemi olmuş durumda. Master plan ölçeğinden tut mimari ölçeğe dek, yapı bazlı ölçeğe dek. Dolayısıyla bu kimi zaman çok popüler alanlarda, yani popüler bir çizgide gidiyor kentin gıda meselesi ve belli bir zümrenin sanki tüketimine yönelik tasarımların geliştirilmesi gerekiyormuş gibi. Ama baktığımızda bu arada hani kent ve tarım çok ayrıştı. Biz kentler olarak ve kent tasarımlarında tarımı bir noktada dışarı atıyorduk. Ama bir yanda da kentte tarım pratikleri devam ediyordu. Ve şeye baktığında kısa bir son şey yapayım. Kent tarihine baktığında örneğin 18. yüzyıl İngiltere'si kent çeperlerinde yoksul mahallelerin refahını arttırmaya yönelik bu İngilizce karşılığı, yani allotment gardens denilen hisseli bahçeler, yani günümüzün hobi bahçeleri tasarımına karşılık geliyor. Bunlar işçi mahallelerindeki, işte yoksul mahallelerindeki refahı arttırmaya yönelik tasarlanan alanlarmış örneğin. Aslında mevcut o kent çeperinde zaten bir kırsal yapı var ama onu düzenliyor ve sunuyor, kullanıma sunuyor. Bir yandan da bakıyorsun Amerika'da en çok kent bahçeciliği, gerilla hareketlerinin olduğu yerler yine göçmen mahalleleri. Daha dün karşılaştım. Kentsel tarım aslında hep sınıfsal ve etnik bir pratikti diye geçiyor. Yani çok daha, yani bugün son yıllarda daha orta sınıf ve üst sınıfın ilgi alanı meşgalesiymiş gibi duran bir takım pratiklerin aslında bir kentte gıda tedariği veya onun örgütlenmesi veya gerçekten bir hani rehabilite bir çıkmazda olduğun ve o sırada nefes aldığın alanların varlığı olarak birazcık daha o ekip biçme faaliyetlerinin kentte sürdüğünü görüyoruz. İşte son yıllarda da biraz daha popülerleşiyordu. Bugünlerde de zaten bir yarış var yerel yönetimler arasında, projeler arasında. Kentsel tarımı kente yeniden entegre etmeye yönelik yeni bir takım yaklaşımlarla. Seninle programı yapmadan önce de birbirimize yolladığımız bu makaleler, proje örnekleri vesaire falan içinde mesela çok enteresan bir şey vardı. Onu ben çok daha önce de okumuştum bu arada. Tekrar görünce bir hatırlamış oldum. İşte Hollanda'da diyorlar ki Hollanda'nın mimarlığı dünyayı beslemek için nasıl kullanacağı üzerine, yani mimarlık dünyayı beslemek için kullanılacak Hollanda'da. Covid öncesi dönemde de bu söylediğin gibi çok meşhurdu. Dikey bahçeler meselesi. İşte New York'un gökdelenlerinin çatılarında mesela arıları getirmek için projeler yapıyorlar. Evet. Ve hani şey de değil, bunların çok büyük kısmı işte oraya saksının içinde bir ağaç koydum, o da orada duruyor, burası da yeşil çatı gibi de değil. Hakikaten böyle bir takım permakültür ilkeleriyle falan tasarlanmış, bayağı metropole arı getirmeye çalışıyorlar falan gibi durumlar var aslında. Şimdi buradan istersen geçen programda da benim son örnek olarak gösterdiğim şu Tiran'daki COVID'le ilişkilendirerek önümüze çıkan, ya ilk hatta COVID'le ilişkili olarak önümüze çıkan projeyi bir açayım. Onun üzerinden bakalım neler söyleyebileceğiz. Yani buradaki şey, sen girizgah yapmadan önce çok kısaca bir şey değinmek istiyorum. Hani bir takım konsept kent yaklaşımları vardır demiştik ya böyle. Aşina olanlar bilecektir. Yeni dinleyenler için de şöyle bir şey yapalım. Hani işte eko sitiler, sürdürülebilir kentler, yeşil kentler ve sonradan da giderek kompakt kent ve akıllı kent. Bunlar hep böyle bir kentsel yaklaşım, hatta kentsel tasarım yaklaşımlarıdır. Bu Tiran'daki projede hangi kaygılarla yükseldi sen bir açarsın istersen ama yani bu Covid öncesinde de oldukça popüler hale gelmiş olan o akıllı kentlerin yaklaşımlarından, işte izlediği patikalardan çok farklı gelmedi bana şey olarak, yani tasarım birimleri, tasarım yaklaşımı olarak. Sadece yeni kaygılar eklendi tabii. O yüzden gerekçelerini çok daha sağlam sunuyor proje. Evet. Yani söylediğin gibi zaten hani o Covid öncesi dönemin karşımıza çıkan projelerin endişelerini zaten taşıyor. İşte amaçladıkları bu kompakt sitelerde ya da smart sitelerde olduğu gibi hep karşımıza çıkan fosil yakıt kullanımını aza indirecek şekilde işte motorlu taşıt kullanımını dolayısıyla minimize ederek, hatta bazen de olmadığını söyleyerek onun yerine elektrikli bir takım araçları kullandığını söyleyerek yürünebilir, her yere yürüyerek erişebildiğin, evden çıktığında 15 dakika içerisinde bütün her yeri gezebildiğin falan. Bir şeyi var aslında bunun da yine. Dolayısıyla burada yaşayanların çoğu burada çalışıyor filan, değil mi? Ya evet, zaten hani içeriğinde konutlar, ofisler ve bir takım ticari alanlar var. Benim evet, tam da planda göründüğü gibi bir adacık aslında yani. Evet, benim okuduğum şey kaynakta sadece bunları yazıyordu. Evet. Ama tabii ki işte olabildiğince yeşil görüyoruz her tarafı. Sokaklar, caddeler, her yer yemyeşil. Bu koronavirüsü de biraz böyle öne alarak, işte koronavirüs dirençli falan gibi de bir sloganla çıkarak çatı bahçeleri oluşturulmuş. Bu çatı bahçeleri bu konutlarda yaşayan her bir bağımsız birime ya da işte belki konuttaki herkes ortak da kullanıyor olabilir. Onun şeyi nasıldır bilmiyorum. İşte diyor ki zemindeki yüzeyde bazı noktalarda gıda üretimi yapılıyor. Bunları yine zeminde bulunan, zemin kotunda bulunan bir takım otomatik makinalardan, paranızı atarak formatlardan alıyorsunuz. Ondan sonra isterseniz de çatıda kendiniz gıdanızı üretiyorsunuz. Yani böyle bir şeyle çıkıyor aslında. Evet, o hijyen ve sosyal mesafe ilkeleri de var. Evet. Tabii tabii. Zaten bu çatı bahçelerini anlatırken direkt şeyi anlatmaya başlıyor mimarlar. İşte bu koronavirüsün bulaşma olayını minimuma indirmek için zeminde zaten bir yeşil yaratıyoruz ama çatıları da böyle kullanıyoruz ki daha fazla alan, kişi başına düşen alan daha fazla olsun. Yeşil alan veya açık alan da diyebiliriz. Böyle bir şey var aslında. Şimdi bunu kapatalım, buna baktıktan sonra. Buradan hani bu tip projelerle ilgili kentsel tasarımda bu nasıl olur? Bu böyle mi yapılmalı? Yoksa bu gerçekten kentin içindeki bir takım dinamiklerle hani o senin gerilla bahçeleri falan da dediğin şeyler var ya, böyle bir takım hareketlerle mi bu ortaya çıkmalı ki sürekliliği olsun ya da kenti dönüştürsün veya çevresini dönüştürsün? Veya burada şeyi de araya sokmak iyi olur mu bilemiyorum ama hani şu dönemde Mezitli Belediyesi'nin yaptığı da bir örnek var Mezitli'de. Belki ona daha sonra gireriz. Hani bu iki şeyden belki devam edebiliriz. Güzel, güzel. Şöyle iki yönlü olması gerekiyor diye düşünüyorum. Birincisi bu projenin, bu master plan projesinin röportajının sonunda mimarı, projenin yöneticisi ekolojik sorumluluktan bahsediyor. Ben yüksek lisans tezim döneminde çevre davranış ilişkileri, çevresel psikoloji, ekolojik sorumluluk üzerine çalışmıştım kent bahçelerine. Yani orada şunu diyor, sen davranışınla çevreyi etkilediğin kadar çevrede senin davranışlarını biçimlendirir. Bu karşılıklı bir etkileşimdir. Yani ve aynı anda olur, aynı anda gelişir. Fakat tasarlanmış bir çevrede ki ekolojik kaygılarla, işte iklim krizi kaygılarıyla, yani sana bir takım bedenine, zihnine yolladığı işaretlerle, seni yönlendirdiği yollar, çevreni saran yeşillik, oradaki ilişkileri yani ilişkileri yönlendiren mekanlar oluşuyor sonuçta o projede. Dolayısıyla orada ekolojik sorumluluk diye de bir tanım vardı. Bu da hani gününe yönelik, işte yere çöp atmamak değil tabii ki ama daha daha önce konuştuğumuz gibi, yani çemberin birazcık daha dışını düşünerek gündelik hayatını yeniden tasarlamak. Dolayısıyla bu tür mekanlar aslında içine aldığı grupları, ki bunlar belli gruplar olacaktır böyle bir projede. Hani o kompakt ağ içerisinde yaşayan, yürüyebilir şekilde çalışan, belli bir iş tanımı, iş gruplarına yönelik. Hatta bir yerde işçi akışını, kentin yoğun işçi akışını, akışının önünü kesen faaliyetler ve birimler diyordu projeyi tanıtırken Tiran Master Planı'nda. Ya bu kentin belli bir bölgesi için bunu tasarlıyor. Genelde de bu tür projelerde şey derler, işte model projedir bu, pilot projedir. Hani her yere uygulanabilir, çeşitli şeyler değişince gibi. Ama burada hani iki yönlü olmalı. Bir, evet, tasarlanmalı. İşte yerel yönetimlerin yaklaşımlarında bulunmalı bu tarz yaklaşımlar. Fakat gerçekten bu aralar ben çok düşünüyorum bunun üzerine. Kim için yapıyorsun bunu? Nasıl yapıyorsun? Nasıl yöneteceksin? Ya bütün bu akıllı kentler, ben bir vesileyle geçen sene akıllı kentler fuarına katıldım Ankara'da. İşte yerel yönetimler sırayla sunum falan yapıyor. Herkes otomatlardan bahsediyor bir kere. İşte geri dönüşüm otomatları, şunu yaptık, bunu yaptık. Harika, böyle belediyeler yarışıyor. İşte akıllı kent pazarı diye de bir şey kurmuşlar oraya. Belediyeler projelerini böyle anlatıyor ama bunlar yani kaynak gerektiren, sermaye, fon gerektiren işler. Yani herhangi bir belediye mevcut şeyiyle, anlatabiliyor muyum? Hani varlığıyla, o kaynağıyla yapamaz bunları. Onlar için desteklenmeleri gerekiyor. Yani çok çok politik bir iş. Ve hani ortaya çıkardığın şey de yine o akıllı sistemi kullanabilecek insanlar, yani yararlanabilecek insanlar gibi. Ya burada çok gerçekten sosyolojik bir boyutu var bunun. Ama bir de burada ben de şöyle birinin ismini söyleyeyim. Maria Caica diye bir hani politik ekoloji çalışan bir araştırmacı. Politik ekoloji alanında çok iyi yaklaşımları olan, muhalif görüşü olan biri. Onun beni dayanıklı olarak çağırma diye, Don't Call Me Resilient diye bir makalesi var. Bu dayanıklı kentler, hani son dönemin o iklim kriziyle birlikte konuşulmaya başlanan dayanıklı kentler, akıllı kentlere karşı birazcık bir eleştirisi var. Ve senin de dediğin gibi diyor ki, akıllı sistemler, inovatif sistemlerle değil, biraz daha muhalif girişimlerle dayanıklı hale geleceğiz muhtemelen diyor. Dayanıklılık adına yapılan her tür girişim, hani dayanıklılık adı altında yapılan her tür girişim, mevcuttaki sosyal adaletsizliği ve eşitsizliği daha da besliyor. Veya daha da o krizlerin patlamasını geciktiriyor ama çözmüyor. Yani buna çözüm olarak gelmiyor bunlar. Yani kentin bugün çok tartışıldı, sen de bahsetmiştin. Hani kentteki sıkışma, yoğunlaşmadan dolayı salgının artması, bulaş riskinin artması aslında yaşadığımız kentlerin sağlıksız plan ve tasarımlarıyla da çok ilgili. Dolayısıyla çalışma sistemlerimiz, toplu taşımadaki kapasite üstü hareketliliklerimiz, bunlar hep akıllı kentlerin işte şeyleridir. Yani çözüm önerileridir. Bu sorunlar üzerinden onlar da böyle çözümler geliştirirler. Ama gündelik hayata baktığında belli bir yoğunluk var. Yani doygunluğu, o taşıma kapasitesini aşan kentlerde yaşıyoruz. Giderek o kentlerin sayısı da artıyor. Dolayısıyla orada önerdiğimiz projelerin gerçekten de artık biraz daha o sorumluluğu taşıyor olması gerekiyor sanki. Hani orada bir adaletsizlik var. Çevresel hatta adaletsizlikler var. Hani ilk ekolojik yıkımda etkilenen genelde gerçekten dayanıksız, daha plansız işte mahalleler oluyor. İlk depremde veya ilk taşkında, değil mi? Yani hep bunları duyuyoruz, izliyoruz. Hiç bilgi sahibi olmasak bile bu tür konularda karşılaşıyoruz. Dolayısıyla hani iki yönlü olmalı. Bir, evet, böyle bir güdü olmalı. Üst, yani tepeden inen işte yönetim, merkezi yönetim veya yerel yönetimlerde bu tür yaklaşımlar, kaygıları olmalı ama burada onların genelde yaklaşımları mevcuttaki sorunları besleyen yönde oluyor genelde. Bir de tabandan bir örgütlenme olmalı. Bu tabandan örgütlenmeye de örnek olarak aslında senin demin verdiğin, bizim burada işte Mersin'in Mezitli ilçesinin belediyesiyle ilgili birkaç örnek verilebilir. O da şu. Yine bir yerel yönetim bu 2012 Bütünşehir Yasası'ndan sonra ne yaptı? İşte kadın üretici pazarı açtı ve dünyada bu ödüller topladı. Çünkü kırsaldaki kadın üreticiyi destekleyen, kentteki tüketiciyle buluşturan bir pazar alanı oluşturuldu. Ve bu pazar birçok şeye vesile oldu. Yani gündelik karşılaşmalardan bahsetmiyorum. Gıdayla kurduğumuz ilişki, işte oradaki üreticinin kentteki talebi düşünerek kendi toprağında bir takım yenilikler yapması ya da tam o pratiği terk edecekken ona devam ediyor olması. Yani böyle bir şeye vesile olmuş oldu. Gelir kapısı olduğu gibi şeylerin yanı sıra yani. Bir de belediyenin kendi, yani belediye başkanı mevcut ilçenin potansiyeline o kadar hakim ki işte hobi bahçelerinin kurulması, fide üretim merkezinin oluşturulması, fide üretim merkezinde işte belediye gönüllüleri çalışıyor. O fide üretim merkezinde üretilen sebzeler belediyenin aşevinde ihtiyaç sahipleriyle paylaşılıyor. Böyle bir belediyenin böyle bir gıda şeyi oldu. Kentte gıda döngüsüne bir el attı. Yani ve bu aslında bugünlerde nasıl yarış halinde projeler, o popülariteden önceydi. Yani daha evvel yaptı bunu. Ve birkaç yerde sonra üretici pazarları açıldı. O kendi içinde böyle bir fazla popüler olduğu plan neyse. Ama sonuçta el attı. Yani kent-kır ilişkisine bir el atmış oldu. Aha. Burada ne oldu, ne vesile oldu? Bu şu açıdan iyi bir örnek. Bir yerde yaparsın, devamında insanlar ele alır onu artık. Mesela bir örgütlenme vesilesi oldu aslında kadın üretici pazarı. Ya orada bir takım işte üreten kadınlarla buluşuldu, işte üretici kooperatifleri konuşulmaya başlandı, kimisi kuruldu, aktif hale geldi Ve bugün de bütün bu Türkiye genelindeki kentte tarım faaliyetlerinin, işte kentte gıda tedariğinin, hani özellikle CHP'li belediyelerin öncülüğünde çok artan, yerel seçim gündemlerinde de vardı, yerel yönetim seçimlerinde. Kimisi işte halk marketler kuruyor. Yani bizim gıda topluluklarında yapmaya çalıştığımız şeyi belediye ölçeğinde yapmaya çalışıyor. İşte üreticiden tüketiciye gıda marketleri, işte üreticiyi destekleyen bir takım çalışmalar gibi. Onlar olmadan önce de işte Mezitli'deki örnek biraz şeye vesile olmuştu. Yani en azından kimi işte toplulukların harekete geçmesi, hani Mezitli'ye o ölçekte bakılması. Bir de mesela 2015 yılında kurulan bir Milano kentin gıda politikası sözleşmesi diye bir şey var. Türkiye'den bir tek Mezitli Belediyesi imzalamış. Aa. Evet, çok önemli. Ben girdim, neler var, kimler var diye. Türkiye'de böyle bir yer işaretli. Zoom yapıp, bizim Mersin, Mezitli diye böyle şaşırdım. Oradaki sözleşme de bu arada şeyi söylüyor. Kent ve gıda ilişkisi bizim çok ihmal ettiğimiz bir meseleydi ve her zaman kent araştırmacılarından tut yöneticilerine kadar kent gıdayı dışladı. Gıda araştırmacıları da her zaman gıda odaklıydı ve kentsel sistemlerin gıda için neler yapabileceğiyle ilgili mesele etmediler bunu. Yani ikisi birbirinden hep çok ayrıydı gibi bir kaygı üzerine artık bunun entegrasyonunun gerekliliği, bunun bir politika olarak, yani kentin gıda sorunu olarak tanımlanıp buna yönelik bir politika paketi oluşturması kent yönetimlerinin ve tamamen yerel yönetimlere yönelik bir sözleşme bu. Mezitli de üye, biraz bu da onları yönlendirmiş, iteklemiş olabilir ama bugün de çok değişik bir model söz konusu Mezitli'de. Belediye kooperatif ortaklığında bir özel mülkiyette birlikte üretim yapma, birlikte çiftçilik yapma, işte mısır yetiştirme gibi bir proje başladı. Aslında şahsa ait bir araziler toplamının, değil mi? Bir yerde 3 dönüm var, bir yerde 7 dönüm var ve belediye o şahsı ikna ederken de aslında kadın kooperatifiyle işbirliği içinde olması nedeniyle bunu yapabildi. Ama aynı zamanda ölçek çok büyük. Yani geçen gün yine bir haber vardı. Kayseri'de 1794 adet parsel hobi bahçesi. Yani bu hani demin şeyi sordun ya, kent tarım ilişkisini ara şey. O hep böyle ekonomik büyüme, ekonomik değer, hani tarım toprağının aslında kent toprağı karşısındaki giderek bizim planlama sistemlerimizde de her zaman değerlenecek alanlar olarak bakıyoruz biz. Kendi kendine duran yerlere, değil mi? Hani müştereklerde de tartışmıştık. Su boşuna akıyor. Hadi bir santral kuralım bari boşuna akmasın. Hani yaklaşımı hep var. Çünkü neden? Kalkınmacı, ekonomik büyüme odaklı yaklaşımda bir süre sonra o tarımla, toprakla olan bağını hani daha küçük ölçeklerde yitirmeye başlıyorsun aslında. Hep büyük ölçek. Bu mesela hobi bahçeleri kurmuşlar ama 1794 adet. Anlatabiliyor muyum? Yekpare bir böyle uzaktan baktığında beton görünüyor aslında ama aslında onlar hobi bahçesi parselleri. Hep yine paspaslı minik minik yan yana bir takım birimler muhtemelen, evet. Ya öyle olduğunu düşünüyorum. Evet. Bilmiyorum ama yine bir altyapı gerekiyor sonuçta orada da. Yürünebilir patikalar, şunlar bunlar. Hep bir büyüklük var hala gündemde. Yani bugünlerde Küçülme diye bir kitap okuyorum. Bunun tam tersini söylüyor ve şey diyor. Hani küçülme politikası büyümenin karşıtı değildir. Artık başka türlü düşünmektir. Küçülme de tam da senin bahsettiğin demin, hani tabandan gelen o muhalif pratiklerin yoğunlaşması, işte gıda topluluğu, gıdanın işte yerelde üreticiden tüketiciye, bunlar hep küçülme örnekleri. Yani dayanışmacı pratikler, işte yardımlaşma gibi şeyler, bunlar hep küçülme pratikleri ama yani son olarak vaktimizi de epey doldurduk. Belki son olarak şeyi vurgulayarak kapatmak iyi olabilir. Hani biraz bu Mezitli'deki örneği de önümüze koyarak evet, çok güzel bir niyet var, çok güzel yola çıkılıyor. Bir takım yatırımlar yapılıyor. Çünkü işte sulama sistemi getiriliyor, belki çitlenmesi gerekecek. Bunların hepsi aslında hani çok bir şeymiş gibi görünmeyen ama ciddi yatırımlar nereden evet. bakarsan. Çünkü çok büyük alanlardan bahsediyoruz parça parça ama totalde bakıldığında hakikaten büyük bir alan. Mezitli örneğindeki durum en azından. Ve burada da hani benim uzaktan baktığım ve gördüğüm, araştırdığım şey şu yönde. Kooperatif orayı kullanıyor ve belediyenin Park ve Bahçeler Birimi ekip biçiyor gibi görünüyor şu anda. Bilmiyorum hani mahalle oraya nasıl entegre oldu, olabildi mi, olacak mı sorusu soru işareti bilmiyorum. Hı hı. Bu konuların hiçbirisini ama olmadığı gibi bir durumu okuyabiliyorum uzaktan. Ve aslında bir özel mülkiyette yapılıyor bu. Hı hı. Şimdi bu imar planları anlamında baktığımızda aslında o senin dediğin gibi orası hep duran ve işte rant elde edilecek bir alan. Tarım alanları da zaten ülkemizde genelde şehir içinde kalan yerler hep böyle şey oluyor. Zaten bunun da en güzel örneği Mersin'dir diye düşünüyorum. Narenciye bahçeleri hepsi birer apartmana, birer siteye döndü günümüzde. Şimdi bu noktada kentsel tasarımı da işin içine sokarak ne yapılmalıydı ki sence ya da ne yapılabilirdi ki? Bu hem sürekli olsun hem mahallenin ortak alanı olabilsin. Yani evet şu anda bunun için bizim imar planlarımızda belediyenin bir yeri yok. Bunu anlayabiliyoruz. Ama burada bir şey yapılabilir miydi? Ya da şeyi de konuşsak bu arada biraz fazla mı dağıtırız konuyu emin olamıyorum ama hani bu Kuzguncuk Bostanı, Yedikule Bostanları yani bir de böyle de pratikler var. İşte çok derin bir geçmişi olan mesela Yedikule Bostanları 1500 yıllık ve orada hala bir şeyler direnerek de olsa yapılmaya çalışılıyor. Hı hı. Kuzguncuk yine aynı şekilde o kadar eski olması da yine epey bir geçmişi olan, ya yani yüzyıllara varan geçmişi olan bir yer. Hı hı. Ve mahalleli şu anda yine benim uzaktan gördüğüm ve araştırdığım kadarıyla orayı evi gibi sahiplenmiş, çok güzel işler yapıyor. Orada sadece ürün yetiştirmenin ötesinde buluşma alanı, etkinlik alanı vesaire gibi de kullanıyor. Yani bu noktaya nasıl gelebiliriz? Gerçekten gelebilir miyiz? Ya da belediyenin bu örneği bizi böyle bir yere götürebilir mi sence? En son geldiğin örneklere de başında bıraktığımız yere de dönecek olursak bu bir yönetim ve tasarım sorunu gerçekten. Yani ne sadece muhalif pratikler o alanları sürdürebilir ne de yerel yönetimin çok tepeden inmeci, işte aşağıdaki ilişkisellikleri kurmayan, işte mahalleyle ilişkisi nasıl olacak? Park bahçeler elemanım temizler, hasadını da yapar, toplar, kadınlara teslim eder. Yaklaşımındaysa eğer, öyledir demiyorum. Henüz dediğin gibi hala soru işaretleri olan çok taze bir proje o. Ama genel bugünlerde yani baktığında şöyle üst üste arka arkaya gelen yerel yönetim uygulamalarına kentsel tarım faaliyetleri açısından birazcık böyle çok daha tepeden inmeci yaklaşımlar var veya popüler olduğu için konu yapmış olmak için bakın biz de ihmal etmiyoruz bu konuyu gibisinden bir şey var yani yaklaşımla belki bazen altı boş üstü var görünen işte 1794 hobi bahçesi gibi. Yani bir de son zamanlarda haber bültenlerine konu oldu. Yani ana haber bültenlerine şey konu oldu. Bu hobi bahçeleri uygulaması artıyor ki konu oldu. Küçük üreticinin ya da işte tarım alanları toprağına rakip olabilir mi? Ya hani kim ne kadar Allah aşkına hani biliyor ve o hobi bahçelerinde tüm mutfağının ihtiyacını bir anda hasat edebilecek. Yani bu bir yandan da bilgi beceri biriktirmekle de ilgili. Yani görüyorsun balkon bahçeciliği işte kent bostonu eğitimleri, sohbetleri deli gibi artmış durumda zaten. Ama dediğim gibi iki yönlü de gitmesi gereken ama her ikisinin de ayrı ayrı bu yaklaşımlarla yapamayacağı bir pratik bence bu. Çünkü gerçekten emek isteyen bir şey bu. Yani herkes topraktan, gıda yetiştirmekten anlayamıyor. Yani bunu heves edebiliyor, deneyebiliyor. Ama bir anda tüm tükettiği gıdayı üretme kapasitesine sahip değil. İşte bunu kolaylaştıran mekanizmalar olabilir. Elbette belediye kendi park, bahçeler, personelini tabii ki de devreye sokabilir. Ama nasıl bir model tasarladı? Yani o yönetim sürecinde oradan elde edilen gelir tıpkı bir önceki işte örnek iyi yaptığı örneklerde belediyenin işte aşevinde pişecek, yardıma ihtiyacı olan insanlara gidecek. Yani nasıl bir döngü var. Biz bunu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de işte merak edip sorguluyoruz. Demin Kuzguncuk örneğini verdiğin için de bana çok iyi bir şey hatırlattı. Bu Gezi Parkı sürecinde müşterekler hareketi vardı. Hatta pankartları vardı, müşterekler grubu. Onlar işte çeşitli bostanları yeniden ele almaya ve oralarda toplantılar yapmaya başlamıştı. Yani bostanlar birer politik alana dönüşmüştü. Ekip biçme meselesi değil ve o dönemde belediyenin projeleri de yükselişteydi. İşte Yedikule'ye şey sokuyordu, kepçe sokuyordu. Hasat sırasında orayı darmadağın ediyordu. Kuzguncuk'la ilgili zaten 90'lardan beri sürekli orayı bir hastane, okul, bir şey yapma projesi vardı. O dönem Kuzguncuk'ta böyle çok salaş bir bostan hareketi başladı. Yani orası gerçekten adı bostandı ama mahallenin buluşma, işte Hıdır Ellez'i birlikte kutlama, hafta sonları ya da akşam üstleri orada buluşup piknik yapma, çocukların oyun alanı. Ya bir kamusal alandı mahalleli için. Ama bir bostan işlevi aslında çok yoktu. Şeyi de ekleyelim mi burada? Hemen bir araya gireyim. Aslında imar planlarında da bir kamusal alan, yani şöyle bir kamusal alan, kamu kullanımı olabilir ama senin anlattığın, tariflediğin şekilde bir kamusal alan işaretlemesi de yok orası için. İşte evet, bir hastane projesi geliyor, sonra bir okul projesi geliyor. Hep böyle bir direnişle karşılaşıldığı için bir şekilde iptal oluyor onlar ya da askıya alınıyor gibi bir durum var. Evet, çok ciddi bir direniş var çünkü çok örgütlü bir mahalle orası. Belli bir işte entelektüel de şeyi olan, yani altyapısı olan insanlarla yoğun. Fakat o son dönem şöyle bir şey oldu. Gezi'de çok salaş, çok minimal, böyle işte görüntü salaş, böyle sevimli insanlar, bostan, hani anlatabiliyor muyum, böyle topluluk bostanı görünümünde bir bostan oluştu Gezi sonrasında. Sonra şöyle bir şey oldu. O alanla ilgili niyetler yeniden yükselişe geçince ve belediyeye artık ciddi bir baskı halindeydi mahalleli. Belediye şöyle bir politika izledi. Dedi ki, gelin ne öneriyorsanız siz önerin, birlikte burayı bir şey yapalım. Yani burayı birlikte yapalım dedi. Ve bunu eleştiren çok fazla Kuzguncuklu veya muhalif hareketler oldu. Belediyeyle uzlaştınız diye. Ama tersi, yani olsa belediye reddetsen alanı hepten kaybedeceksin aslında. Yani buradaki uzlaşma çok da eleştirilmesi gereken veya işte salaş bir bostanda ama tıpkı buradaki görüntüdeki gibi yine bir park bahçeler ortamı düzenledi. İşte böyle hisseli, parsellenmiş, Kuzguncukluların dönem dönem kurayla o parselleri numaralarına göre işte sahiplenip ekip biçtiği, yani bir sene boyunca işte ikinci sene aynı kişi çıkmıyor ki hani yerelde olabildiğince adaletli bir kura sistemi var. Ondan sonra ve böyle olduğu için işte yürünebilir patikalar var, matematiksel bir hizalama, parselasyon söz konusu. Buranın ruhunu kaybettiğine yönelik eleştiriler başladı o dönem. Ya burada sen şöyle bir ayrıma düşüyorsun. Yani bu alanı gerçekten hepten bir politik mücadele alanı haline gelmiş ama devingen bir şey bu. Yani gündem değişiyor, yerel yönetimlerin dinamikleri değişiyor. Seni ne kadar daha hani kim kimi ne kadar daha idare edebilir veya o politik baskı hani ne kadar işliyor ki aslında orada gerçekten şu anda daha düzenli, gerçekten insanların dönüşümlü olarak yararlandığı, bazen kura sahibi atıl hale de bırakabiliyor o parseli ama yan yana ilişkilerin de kurulduğu bir parsel düzeni oluştu aslında. Yani kötülemek veya bunu güzellemek değil mesele. Mesele buradaki ilişkilerin pratik edilen ilişkiler sürdürülüyor mu? Aslında sürdürülüyor. Hepten şey yapılabilir diye bak, bu Gezi hareketi gibi bir takım hareketler sönümlendikten sonra kimse kafasını çevirip de bakmıyor bazı yerlere. Ve bir bahçe, bir bostan emek isteyen, yani devamlılığının getirilmesi gereken ve dolayısıyla yönetimi ve tasarımı gereken, bu yönetimi ve tasarımı illa yerel yönetim ve kentsel tasarım projelerinde adı geçen kelimeler olarak düşünmeyelim. Yani yönetim ve tasarım bakımdır, emektir, işlemektir, hasat etmektir, işte tohum atmaktır falan filan. Yani burada şimdi mesela tamam burası böyle çok temiz, nizami yerinde görünüyor. o ruhunu kaybetti belki, şeydeki ruhunu. Ama yeni pratiklere vesile oluyor, yeni ilişkilere vesile oluyor. Benim arkadaşlarımın yan parselinde mesela Karadeniz'in bir dağ köyünden göçmüş. Belli bir kısmı da Karadeniz'dir, Kuzguncuk'un üst mahalleleri. Ekip biçen bir kadınla tanışıyorlar mesela. Tohum takası yapıyorlar, yazın onlar yokken kadın öteki parseli suluyor filan ya. Böyle başka bir ilişki oluşuyor orada, başka bir dayanışma hali oluşuyor. Dolayısıyla buradaki örnek, evet yani yerel yönetim var işin içinde. Park bahçeler personeli temizliyor, düzenliyor şöyle böyle. Ama parsellerinin bakımını insanlar yapıyor. Öğrenme sürecini yaşıyorlar, deneyimliyorlar. Yanlış yapıyorlarsa sonucunu görüyor. Çocuklar hala orada vakit geçirebiliyor. Bir anaokulu derslerini işte orada yapıyor. İnsanlar geliyor, görüyor burayı. Kentte gıdanın imkanına dair bir fikir ediniyor. Hani üretildi bak işte oluyor, hasat yapılıyor gibi. Bence kent bostanları ve kentte tarım pratikleri bu gösterme gücü açısından da çok mühim. Bence yerel yönetimler de kritik bir noktada, yani önem taşıyor. Bu yönetim tasarımın önemli bir mecrası ve aktörü ve bunu çok iyi yönetmesi lazım. Ama bir yandan da şeyi görüyoruz bugünlerde, kentsel tarımın da kendisi rant konusu olmaya başladı. Yani hem bir rekabet konusu, bir pazar olmaya başladı, bir reklam konusu olmaya başladı. Ama ciddi tıpkı o Milano'daki o kent gıda politika paktının işaret ettiği gibi kent ve gıda ilişkisinin çok ciddi bir şekilde ele alınması gerekiyor. Yani tasarım projeleri ölçeğinde olabilir ama daha çok bu yerel yönetimlerin de önemli bir rol üstlendiğini gösteriyor gerçekten. Evet, zaten bu içinde yaşadığımız Covid süreci de, hani iklim krizinin zaten içindeyiz ama o daha uzun bir süreç. Covid gibi bizi böyle birden sarsan bir süreç olmadığı için hani pek belki algılayamayabiliyorduk ama bu iklim kriziyle birlikte de bunun gerçekten gerekli bir şey olduğunun çok büyük bir kesim farkına varmış durumda. İşte zira açılışta da söylediğim gibi, hani sen de bahsetmiştin, Mersin'deki fidanlıklarda toprak kalmaması gibi bir duruma da yol açmış oldu. Yani bu gıdayla kurulan ilişkinin yeniden canlanmış olması, işte balkonunda bir şeyini yetiştirmek isterken ya da sitesinin bahçesinde marul ekmeye çalışırken falan böyle yeni pratikler de doğuyor gibi bir durum var. Biz burada programımızı bugünlük sonlayalım. Epey de zamanımızı aştık ama yine çok keyifli bir sohbet oldu Melike. Teşekkür ederiz bütün katkıların için. Benim için de çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim. İyi oldu yani, zihin çalıştı biraz. Evet, bizim için de iyi oldu gerçekten. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Teşekkürler, hoşça kalın.